Sağ olun efendim. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ne bizleri ve ekibimizi ağırladığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak bizler meclis tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen 9 üyeden oluşmaktayız. Bugün burada 5 üyemize temsil ediyoruz. Diğer arkadaşlarımızın bir rahatsızlık ve diğer mazeretlerini sizlere arz etmek istiyoruz. Biz her dönem olduğu gibi yapılan seçimlerden sonra ilk seyahatimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıyoruz. O da bizim bir geleneğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, biz de böyle devam ediyoruz efendim. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak Yayın Yüksek Kurulu Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın Yüksek Kurulu'nu gerek başkanı gerek üyeleriyle olan ikili münasebetlerimiz ve ilişkilerimiz en üst seviyededir efendim. Bu konuda da hem uluslararası mecralarda hem ulusal mecralarda birlikte hareket eder. Birlikte aldığımız kararları da hep beraber değerlendiririz. Kaldı ki bugün de öğleden sonraki programımızda ortak bir toplantı, resmi toplantı yapıp bu birlikteliğimizi pekiştirmek isteriz. Bizi bu güzide mecliste milletin iradesinin tecelligahı olan bu mecliste kabul ettiğiniz için tekrar şükranlarımızı sunuyorum. Sizin ellerinizle vermiş olduğunuz bayrağı da burada takmaktan, çifte bayrağı da takmaktan gurur duyuyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Tabii ki bizim anayasamızda iki bayrak var. Yine makamlarımızda iki bayrak var gördüğünüz gibi. Yine küçük masalarda yine iki bayrak var. Masalarımızda iki bayrak var. Allah bizi bu iki bayraktan ayırmasın. Amin. Bu iki bayrağa ulaşmak için 96 yıl bekledik. İngiliz sömürge yönetiminden sonra, yani 1878'den 1974'e kadar. Gerçi 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de bizim resmi sembolümüz, bayrağımız, milli bayrağımız Türk bayrağıydı. Evet. Rumların da Yunan bayrağıydı. Ayrıca bir Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı da vardı. Ama o Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı çok fazla rağbet görünen milli bir bayrak değildi yani. Devletin bayrağı, kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bayrağı ama Rumlar Yunan bayrağı, biz de Türk bayrağıyla yola devam ediyorduk. Sonra tabii ki Kıbrıs Federe Devleti kuruldu yaşadıklarımızdan sonra. Daha sonra bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Ve bizim iki bayrağımız oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve Türk bayrağı. Biz bunlardan vazgeçmiyoruz. Milli şiirimiz de İstiklal Marşı'dır. Milli sembolümüz de İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'yla birlikte bayraklarımızı göndere çekiyoruz. Allah bizi ayırmasın, amin. Milletimizden ayırmasın. Allah bizi bir daha, yani Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın. Bu millet bağımsızlığını, istiklalini kaybetmesin. Türk milleti asla bölünmesin tabii ki. Bugün tabii ki sevinçliyiz, mutluyuz. Büyük bir Türk dünyası da vardır. Türk Devletleri Teşkilatı da vardır. Biz oraya gözlemci üyeyiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. Ama çok mutluyuz. Netice olarak o ayrı kalmanın acısını hala daha çıkaramadık. Tadını çıkaramadık yani. O acılı yıllar, o bekleyen yıllar. İşte bugün Kanlı Noel'in başladığı yıl dönüm. Rumların saldırılarının ve Kıbrıs'ı Girit Adası yapma enosisi gerçekleştiğinde, Kıbrıs Adası'nı 12 adadan sonra 13. ada yapma hayalleri işte böyle günlerde başlamıştı 1963'te. Ama tabii ki Rumların, Yunanlıların megale ideaları ta Osmanlı döneminde isyan hareketleri var. İngiliz sömürge yönetimi döneminde de isyan hareketleri var. 1955'te EOKA teşkilatını kurup bu işi enosise çevirmek istediler ama onların karşısında Kıbrıs Türk liderlikleri de işte Türk Mukavemet Teşkilatı oluşturuldu. Ondan önce Volkan, 9 Eylül, Karaçete gibi yerel direniş örgütleri oluşturuldu. Neticede 59-60'ta Garanti ve İttifak Anlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Garanti İttifak Anlaşmaları Kıbrıs Türk'ünün artık kurtuluşunun simgesiydi yani. Evet. Orada oraya erişmek müthiş bir olaydı. Allah rahmet eylesin. O günün liderleri Fatih Rüştü Zorlu, Adnan Menderes, Doktor Fazıl Küçük, tabii ki Rauf Denktaş, onların çok büyük gayretleri oldu. Netice olarak o garantiler bizi bugünlere taşıdı. Çok şükür.
Mücahitlerin de burada direnmesi, mücahidelerin direnmesi, mücahideleri de söyleyelim. Hep mücahit dedik ama mücahideler tabii, de var bu kurtuluş mücadelesinde. Mukavemetçilerin yanında. Sonunda Mehmetçik'le buluştuk. Canı cana kattık, kanı kana kattık. Neticede bugünlere geldik. Bu geldiğimiz günlerden geri adım atmak söz konusu olamaz. Yani bağımsız bir devletten vazgeçip de Birleşik Kıbrıs zaten doğru değil. Rumların Birleşik Kıbrıs hayali Kıbrıslı Türklerini azınlık durumuna düşürüp üniter bir yapı içerisinde Yunanistan'la Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği'nden de bahsedelim. Avrupa Birliği içerisinde, Türkiye'nin de zaten Avrupa Birliği üyeliği yok. Orada Kıbrıslı Türkleri boyunduruk altına alma. Dolayısıyla Türk milletinin namus ve şeref davasıdır Kıbrıs davası. Milli davasıdır. Yani bu sadece Kıbrıslı Türklerin davası değil. Türk milletinin milli bir davasıdır. Kesinlikle. Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele veriliyor. Amerika bu bölgede işine, Rusya'nın bu bölgede işine, İngiltere'nin bu adada hala daha askeri üst bölgeleri var, egemen üst bölgeleri vardır. Türkiye'ye diyorlar git adadan. Doğu Akdeniz'den de çekil diyorlar. Sondaj araması yapma, sismik araştırma yapma, çekil git diyorlar. Halbuki en büyük sınıra sahip Türkiye'dir ve burada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Dolayısıyla milli bir davanın savunucusuyuz. Evet. Radyo televizyon üst kuruluna çok iş düşer. Çok. Tabii ki bize de çok büyük destek veriyor radyo televizyonları Türkiye'nin. Zaten Anamur'da kurulan Kıbrıs'ın Sesi radyosu vardı. Oradan buraya yayın yapılıyordu zor yıllarda. Herkes Anamur'daki sese kulak veriyordu. Oradan ne diyor bu Anamur'da kurulan Kıbrıs Türk Radyosu'na, Kıbrıs Türklerine yönelik yayın yapan bu radyo ne yapıyor, ne ediyor diye. Herkes, büyüklerimiz kulakları oradan gelecek olan sesi dinliyorlardı. Tabii ki sizin göreviniz sadece Türkiye'de değil, işte İslam dünyasında, Türk Devletleri Teşkilatı'nda ve topluluklarında, yine Avrupa Birliği'nde içerisinde çok yönlü çalışmalarınız vardır. Oralara da üye oluyorsunuz, üst kurul üyesi oluyorsunuz, kurucu üye oluyorsunuz. Bunlar sizlerin başarısı, Türkiye'mizin gücünü gösteren bir olaydır bu. Türkiye'nin büyük olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin büyük olmadığına inanıyoruz. Kesinlikle. Onlar darmadağındırlar. Zaten bu Gazze'den dolayı da ne Avrupa Birliği ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sınıfta kalmışlardır. Tamamen. Toparlanmaları da mümkün değildir yani bundan sonra. Çünkü öyle bir yanlışlar yaptılar ki barbarlığa ve soykırımına ortak oldular. Avrupa'nın lider ülkeleri ve Amerika ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi buralara ortak oldular. Yani insan kıyımına ortak oldular. Kasap olan, ben hayvan kasabı biliyorum. Meğer bu Yahudiler de mesela kasapmışlar. Bunlar bir kere daha yeniden hortladı bu durum. Ve bunu bütün dünya gördü. Onun için biz Recep Tayyip Erdoğan liderimizin söylediği dünya beşten büyüktür ifadesine kesinlikle %100 inanıyoruz ve o bize ışık tutuyor. Ve diyoruz ki Kıbrıs Türk halkı için en büyük Türkiye'dir. Türk milletidir, Türk ordusudur. Türkiye, Türk milleti, Türk ordusu olmasa biz burada bir dakika bile duramayız. Yani direnişimiz oldu ama bu direnişe Türkiye büyük destek verdi. Ve bu dayanışmayla bugünlere kadar gelebildik. Onun için Allah Türkiye'mize zeval vermesin, amin, sıkıntı vermesin, milletimize sıkıntı vermesin. Amin. Yeni yüzyıl, yeni Türk yüzyılı olacaktır İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Sizleri aramızda görmek bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Heyecan veriyor. Bize şeref. Ben 74 Mutlu Barış Harekatı'nda 18 yaşındaydım. Aman yine mi gelmeyecekler? Çünkü 1967'de bu donanma geldi. Sonra Amerika devreye girdi. Donanma geri çekildi. İşte anlaşma, uzlaşma oldu falan. 1964'te Erenköy Savaşları oldu. Geriye doğru gidiyorum. Orada da İsmet İnönü, Allah rahmeti eylesin, Türk uçakları, Türk jetleri gelip bombardıman yaptı ama neticede Türk askeri adaya çıkmadı. Rumlar tabii ki ara verdiler, çekildiler. Sonra tekrar başladılar.
1963'te Türk jetleri gelip Lefkoşa üzerinde uçmasalardı, Lefkoşa Türk bölgesini Rumlar düşürecekti yani netice olarak. Düşürdükleri zaman da diğer bölgeler daha kolaylıkla düşebilirdi. Yine Türk jetlerinin gelip müdahale etmesi Rumların saldırılarını frenledi neticede. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayının gelmesiyle başlayan o yeniden buluşma, kavuşma, hasretimizi giderme 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla doruğa ulaştı. Dediğim gibi Allah bizi bir daha ayırmasın. Şehitlerimizin ruhları Amin. Şad olsun. Amin. Bugün milli mücadele ve işte bu bayrak. 96 yıldır bayrağı. Başkanım. Burada yeni ayrıldınız. Çok şükür.